Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bloxfruit'te Deniz 1'deki tüm aksesuarlar nasıl alınır ve bu aksesuarların verdiği statlar nelerdir? Bununla ilgili video olacak bu. Yine her videoda olduğu gibi level mantığında başlayacağım. Yani bir levelden kasmaya başladığınızda ilk karşınıza çıkacak aksesuar neyse onunla başlayacağım. İlk önce 60 levellik adaya gidiyoruz. Evet, çöl adasına. Yine girişten gösteriyorum. Buradaki patikayı takip ediyorsunuz çöle geldiğiniz zaman. Buradan atladığınızda burada piramidin tam arkasında hep genel olarak burada bir chest vardır. Ama yoksa da burada bir boşluk var. Bu chest'i alarak boşluğun içine girebilirsiniz. Buradan yol takip ettiğiniz zaman piramidin içinde bir satıcı olduğunu göreceksiniz. Bu bize Swordsman Hat'i 150K'ya satıyor. Ben bu aksesuarın özelliklerini sol üste koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Eğer size uygunsa satın alabilirsiniz. Şimdi ikinci yere gidelim. Burası da 120 levellik adı olması gerekiyor diye hatırlıyorum. Videonun biraz ileriki kısmında boss droplar olacak. O boss dropları yani aksesuarları nasıl daha hızlı alırsınız bunu göstereceğim. Evet, buraya geldiğiniz zaman buranın en sağ tarafındaki şuradaki kuleye gidiyoruz. Bu kulenin içinde bir böyle bir alan var aşağı doğru merdivenliğinden. Buraya atlıyorsunuz ve içeride konuştuğunuz zaman siyah pelerini size 50K'ya satacağını söylüyor. Ben siyah pelerinin özelliklerini de sol üst tarafa koyacağım. Yine burada. Buranın içerisinde genellikle admiral oluyor. Şimdi örneğin geldiniz. Boss droplardan göstereceğim bir özellik bu. Geldiniz ve boss yok. Hemen yukarıdan sol üstten sunuculara basıyorsunuz. Buradan aşağı indirerek random bir sunucuya katılın. Zaten oyunda en son çıktığınız adada otomatik olarak doğuyorsunuz. Ve gelin o boss'un olduğu yere bakın. Evet, bu sefer burada gördüğünüz üzere. Bu boss'un drop'u da şu sırtındaki cape. Bu cape'in ben özelliklerini yine sol tarafa koyacağım. Bu cape bende yok. Bakalım düşürebilecek miyiz? Düşüremedik. Yani bu şekilde hep server değiştire değiştire bu cape'i düşürmeye çalışabilirsiniz. Şimdi gideceğimiz diğer yer Gökyüzü Adası. Burada gideceğimiz yerde Gökyüzü Adası'nda satılan aksesuarı tüm Bloxfruit yani meyve kullanan herkesin almasını öneririm. Deniz 1'deki herhalde meyvede alabileceğiniz en iyi şey bu. Bunun alabilmeniz için 200 meleğe ihtiyacınız var. Onu da söyleyeyim. Yani istatistiklerden yaklaşık minimum 200 yapmanız gerekiyor. Zaten buraya geldiğiniz zaman size söylüyor da. Yani 200 mele olduğu zaman bunu satın alabilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman direktman ilk yerden yukarı çıktığınızda burada bir kale var. Bu kalenin üstünde arka tarafında Yoshi diye bir satıcı var. Bununla konuştuğunuz zaman size Tome Ring'i 500K'ya satacağını söylüyor. Ben bu aksesuarın da özelliklerini de sol üstte koyacağım. Bunu da aldıktan sonra geri dönelim. Ben bir level adasına geri dönüyorum hemen hızlıca göstermek için. Bir level adasının arkasında Mahkumlar Adası var bildiğiniz üzere şu tarafta. Buraya gidiyoruz. Ekstra iki tane daha var. Onların bir boss drop'u yok veya satın alabileceğiniz bir yer yok. Onları da buradaki şeyi gösterdikten sonra anlatacağım. Evet, burada yine boss yok. Yine aynı şekilde arayalım, bulalım. Sunucular diyoruz. Buradan aşağı indirdik, katıldık. Dolu çıktı, katıldık. Bakalım içeride var mı? Yok. Başka bir sunucuya katılalım. Şansımızı deneyelim. Tabii çok hızlı yapamayacağım. Bu son denemem. Eğer yoksa birkaç kere daha deneyelim ya da ya.
Yine yok. Dediğim gibi bu taktikle yüksek ihtimalle herkes kestiği için ki görevler de bu taktikle yapılır. Hızlı kasılmak istiyorsanız bu taktikle de hızlı kasılabilirsiniz. Yani boss görevini alıp boss'u kesersiniz. Sonra server değiştirirsiniz. Boss ararsınız. Bu da bir hızlı kasma taktiğidir. Geldik. Evet bu sefer var. Bu arkadaki pelerini düşürüyoruz arkadaşlar. Pelerini de ben özellikle yerine sol tarafa koyacağım. Öldürelim. Bu bende de yok. Bakalım düşecek mi? Düşmedi. Bu şekilde yine Sivan'ın pelerini istiyorsanız onu da alabilirsiniz. Ben son adaya gidip orada son şeyleri anlatacağım. Bu son boss durumumuz arkadaşlar. Burası zaten 700 level adası olması gerekiyor. Yani son ada 700 level adası değil de yani son ada burada max level oluyorsunuz. Girişe geldiğiniz zaman burası giriş. Burada bir merdiven var. Buradan yukarı çıkıyorsunuz merdivenden aşağıdan. Sol taraftaki bir duvarın üstüne çıkıp buradan ilerlerseniz burada cyborg oluyor. Evet var. Cyborg kestiğiniz zaman şu gözündeki hatta şuradan göstereyim. Şu serin gölge aralığındaki gözlükleri düşürüyorsunuz. Ben bunların özelliklerini de yine sol tarafa koyacağım. Sol üstte. Bir keselim. Evet arkada spawnlanacak. Düşecek mi? Bu da düşmedi. Geriye kalan iki tane oyunda düşmeyen aksesuar var. Birisi bunlardan Usopp'un şapkası. Bu şapka arkadaşlar 250k bounty'ye geldiğiniz zaman sizin levelinize yakın 3 kişiyi öldürdüğünüz zaman Usopp'un şapkası düşüyor arkadaşlar. Ben bunun Usopp'un şapkasının özelliklerini de sol üst tarafa koyacağım. Ve ekstra olarak marinelerin şapkası var. Marineyseniz onurunuzu 250k yaptığınız zaman marine hat diye bir şey düşüyor marine şapkası. Onun özelliklerini de sol tarafa koyacağım. Yüksek ihtimalle görüntüsünü de ekrana koymuş olabilirim. Deniz 1'deki tüm aksesuarlar bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.